Romantik bir evlilik teklifinden bahsedeceğim sizlere. Acaba sonunda romantik bitti mi? İzleyeceğiz. Yediler, içtiler. Lazer ışığıyla isimlerini böyle köprüye bile yazdırdılar. Hatta lüks yatta dediğim gibi böyle bir evlilik teklifi de yapıldı. Şimdi buraya kadar kulağa da hoş geliyor, öyle değil mi? Ne kadar romantik. Eminim kadın da çok etkilenmiştir. Ama işin sonu dolandırıcılık iddiasıyla sonlandı. Şimdi çalışanlar, o işin o tarafı da çok enteresan. Hani durumdan hiç şüphelenmedi. Çünkü her şey onlara göre sorunsuzdu. İş ödemeye gelince işler böyle bir anda çetrefilli bir duruma dönüştü. Tersine döndü. İddiaya göre çünkü Uğur isimli genç sıra hesabı ödemeye gelince... Ya bir dakika, cüzdan nerede? Cüzdanı arabada unuttum deyip kayıplara karıştı. Benim evde değil misin? Lazer ışığıyla isimlerini köprüye yazdırdı, evlilik teklifini lüks yatta işte böyle yaptı. Unutulmaz geceyi bu karelerle ölümsüzleştiren çift, iddiaya göre sıra hesabı ödemeye gelince cüzdanı arabada unuttuk deyip kayıplara karıştı. 2000 TL bir rezervasyon için depont attı, kalan ödemesi 3000 TL bize göndermedi. Biz galiba dolandırıldık, bunu anladık. Yat sahibi Nusretcan Kazancı özel gün organizasyonluğu yapıyor. Şirketin sosyal medya hesabına bir mesaj geldi. Uğur isminde beyefendi bizimle Instagram üzerinden iletişime geçti. Evlilik teklifi organizasyon yapmak istediğini söyledi ve bizden 2 saatlik bir paket istedi. Bunun içinde akşam yemeği, romantik bir masa kurulmasını ve köprüde lazer gösterisi yapılmasını talep etti bizden. 19 Mart'ta evlilik teklifi için rezervasyon yaptırdı. 6000 lira değerindeki en lüks paket için kapora gönderip rezervasyon yaptırdı. Paketlerimizin içeriğine göre onlardan bir kapora istiyoruz. Bu paket bizim normalde 6000 TL. 3000 TL'sini kapora almıştık Uğur Bey'den. Kalan ödemeyi de teknede yapacağını üzerine anlaşmıştık aslında. Pazar günü arkadaş grubuyla gelen Uğur tekneyle denize açıldı ve iddiaya göre tüm imkanları kullandı. Yemekler yendi, fotoğraflar çekildi. Sıra evlilik teklifindeydi. Tüm organizasyonlar esnasında da fotoğraf, video çekimleri yapıldı. Hizmetimizde eksiksiz hiçbir şey yoktu. Her şey çok güzel yolunda devam ediyordu. Evlilik teklifi için tekneyi tutmuşlardı ama çekim esnasında ilk açıklarını böyle verdiler. Benimle evlenir misin de bağırın. Biz zaten evliyiz ya. Lazer ışığıyla köprüye isimleri yazıldı. Uğur cebinden çıkardığı yüzükle genç kızı evlilik teklifi yaptı. Benimle evlenir misin? Ama 2 saat süren turun sonunda ücret istemeye gelince her şey tersine döndü. Misafirlerimiz inmeden önce ödemeyi talep ettik. Tur bitiminde yanaşırken biz ödemeyi yapacağını söyledi bize. Beyefendi cüzdanını arabada unuttuğunu iddia etti bize. Araca başına gidince aracın camının kırıldığını, işte cüzdanın çalındığını, parayı ertesi gün yollayabileceğini söyledi. Olayın üzerinden bir hafta geçti ama ne karşılarında bir muhatap ne de hesaba yatan para var. Üzerinden bir hafta geçti şu anda. Her gün neredeyse arıyoruz beyefendiyi. Telefonlarımıza cevap vermiyor.